Şimdi nasıl oluyor Özgür Bey? Niye biz de seyrediyoruz? Hiç kimse kimsenin üstüne düşmüyor. Tamam, benim masa yani sedye tarzında. Tamam. Tekerlekli. Tamam, hepsi öyle. Getiriyorlar ortaya. Yakında evet. O sedyeye seni yatıracağım, hastanelik yapacağım. Bir dur anlatayım ama bak işte böyle kesiyor lafımı. Bir dinle beni. Biraz benim asistan tombul, biraz şişman. Ha. Tombulları seviyor şişman. Yatırdım oraya. Zaten ince kıyafetlerini giydi. Tamam. Yatırdım. Ama bu arada bakın o bornoz olayını da söyleyeyim. Ben hayır biz tavşana nasıl geçtik şimdi? Bornozdan sedyedeydik şimdi. Evet. Benim önce bir bak Allah aşkına kafamız yanıyor. Evet. Şimdi neyse bornoz diye geçelim şu sahneyi bir bitirin. Tamam kız biraz tombul, ince tombul giymiş. Yatırdınız kızı keseceksiniz. Keseceğim ama ben neler anlatıyorum bornoz olayında söyleyeyim. Ne oldu? Hayır bornoza geçmeyin. Buradaki olayı bitirin ondan sonra tamam. Bornoza. Sonra orada yatırdım. He. Orada sedyenin altındaki tekerlek patladı. Yani kırıldı, çatladı. Kız birdenbire yamuldu böyle üstüme düştü. Ve eşim de baskın yaptı. Yalan söylüyor. Ben ya kıza niye yalan söylüyorum? Sarılmadım. O üstüme düştü tuttu. Yalan söyledi böyle. Kıza bile demiş ki benim için eşi olduğumu söylememiş bile kıza. Ha. Ben orada eşiyim hayırdır dedim ya ben bunun karısıyım sen kimsin dedim. Kız utandı yerin dibine girdi. Ya niye İnsanları demedim? İnsanları böyle kandırıyor. Peki, hayır kandırmıyorum ben eşiyim dedi. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne nasıl bir şey var? Yani kadınla resmen orada öpüşüyorlardı. Öpüşüyor muydum? Evet. Ne öpüşmesi ya? Neyden bahsediyorsun sen? Özgür. Biz orada kesme sahnemiz vardı. İkiye her bölme gördüğün kadınla öpüşüyorsun yeter artık bıktım. Hayır öpüşmüyorum. İkiye bölme sahnemiz vardı orada. Ama ikiye bölünen bir şey yok Özgür Bey. Ama işte bölmeden tam böleceğim derken tekerlek bir kırıldı üstüme düştü. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya kilolu biraz da maalesef. Yani. Kilolu olunca da Özgür sonra eşim de yanlış anladı. Ama kadın nasıl doğru anlasın şeytan, Allah aşkına şeytan, yani. Şeytanın bir şeytan doldurdu desen dolduracak bir şey yok yani. Sizin ne işiniz var kızla siz niye dudak kırarsınız? Ya ben kız yere düşmesin, betona düşmesin diye tuttum tabii. O da bana sarıldı. Tam ha. Bu şekilde olduk sarıldı, böyle. Sarıldı o anda da şap diye öptüm. Öpmedim hayır öpmedim. Yalan konuşma. Öpmedim. Sen yanlış anladın yalan orada. Yalan konuşuyorsun. Öpmedim sadece bu şekilde tuttum. Aldı, öpmedim. Kucağındaydı kız. Neymiş düşmüş kız da o yüzden kız refleksle kucağına atlamış. Peki bir dakika şu bornoz ikinci bornoz vakası bu da şimdi. Bir evet. Fatma Hanım'la bornozdu. Şimdi siz niye otele gidiyorsunuz? Sizin bir şey mi işe mi gitmişti o yüzden mi? Farklı bir ülkede bir şey yerdeydi. Evet işe gidiyorum diye çıktı. Normal sihirbazlık malzemelerini de aldı yanına. Ama bir otele gitti. Evet, belki otelde gösteri yapacak diye düşündünüz herhalde. Yani ben de dedim ki en azından bir bakayım. Bakın, navigasyonu bir açtım. Beyefendi otelde. Bizim taksicimiz var ortak. Hmm. İşlere gittiğimizde o beyefendiyi çağırıyoruz. Abiyi aradım. Abi dedim. Bu kesin dedim otele gidiyoruz. Beraber de ben işlere gidiyorsunuz değil mi? Evet, o taksici evet. Beni ifşa etti kesin. Dedim ki kesin abi ifşa. Dedim. Bu dedim otele girdi. Abla ben bir şey söylemek istemiyorum lütfen dedi. Ha, öyle deyince tabii. Ben direkt hemen bir taksiye başladım hemen direkt indim. Taksiye bindiğim gibi direkt bunun yanına gittim. O taksicinin de telefonunu istiyorum arkadaşlarımıza verin. Evet. Versinler yok açıklamasını yapsın ben ona da anlattım zaten gerekeni. Çok iyi olur. Gerçekten peki. Bağlansın hayır bağlansın. Daha iyi olur. Bağlansın. Bir dakika Bahar Hanım geldi siz odaya çıkmışsınız. Evet. Bahar Hanım kapıyı tıklattı resepsiyonda dedi siz açtınız. Evet. Üstünüzde bornoz elinde bir şey var mı? Elinde sihir malzemesi vardı. Bornoz ve tavşan. Evet bornoz ve tavşan hayır tavşan elinde. Yoktu. Tavşan elimde, vardı evin elinde. Kesme aleti vardı sadece. Kesme aleti ay, yanlış yoktu. Şey olmasın. Kesme elinde aleti vardı. Tavşan vardı. Yine mi kesme çalışıyordunuz? Kesme çalışıyorduk demiştim ya zaten. Zayda Hanım otel odasında bu ne işi var yani? İçeride biri var mıydı? Ben vardı. Dışarıda hayatta... Allah. Vardı işte. Bir eğitim verdiğim zaman dışarıda kimseye eğitim vermem. Çünkü sağda solda kameralar var. Görüyorlar hileyi öğreniyorlar. Ha. Ne olursa olsun. Gidiyorum, otel odasından veriliyor bu eğitim. Evet otel odasında ve bana yaptığı açıklama... Ben kıyafetimle ondan sonra buralara saklıyorum ya diyor gizli gizli diyor. Kimse görmesin diye. Normalde bornozla mı çıkıyor? Mi saklıyorsun sen? Ya ne alaka? Bir senin dakika. Bu bornozlarla ne takıntın var? Lafımı kesme yeter bir dakika. Artık. Lafımı kesme. Ben pelerini getirmemişim yanlışlıkla. Ha pelerini yerine bornoz mu? Hayır bornoz değil. Pelerini getirmemişim. Ben de rahat bir şey giymem lazım. Ay, kesmem için. Ben de bornozu peki bornoz içinde kıyafet var mı? Tabii var onun içinde. Hayır. Var. Niye yalan söylüyorsun? Var tabii ki. Yalan söylüyorsun. Kıyafet yoktu içinde. Nasıl bir insansın sen? Ya niye iftira atıyorsun? Vardı, vardı. Yalan söyleme bak bana. O zaman bağlansın. Yalan söylüyorsun. Bağlansın o zaman. Çıplaktı. Dur, bağlansın söylesin o zaman. Kadının havlu vardı. Yalan konuşma. Bak aşkım. Yalan sadece konuşma. Sadece bornoz vardı bir de. Bak bana aşkım da... beni. Hayır. Yeter artık. Yeter. Bir sinir etme. Yeter senin aşkın falan yok tamam mı?
Ben bana seni keriz diyeceksin. Ben kerizim çünkü. Senin gibi bir adama katlandığım için ben kerizim şu anda. Yeter artık. Seni istemiyorum. Ya ne istemiyorsun ya? İstemiyorum, yeter artık. Ya bağlansın. Bak yanlış anlaşılma var. Bağlansın o kişi. Duydu. Utanmıyor musun? Nasıl çıkacaksın bu kadar insan içine? Yeter artık. Beni tanıyan tanıyor. Bak bağlansın o kişi. Anlarsın sana. Ya niye yanlış Allah aşkına numarasını vereyim de şu taksiciye bir bağlanın yani. Bir anlatsın. Yok, taksiciye bağlansın Zahid Hanım. O da bağlansın. Peki bir açıklama son dakika. Yap. Bir dakika. Bir son dakika. Bütün bu olayların finalindeki hanımefendi Fatma Hanım, yani dördüncü kat komşunuz şu an telefonda. Fatma Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Siz bu evinize ne kadar oldu efendim taşınalı? Efendim? Evinize taşınalı ne kadar oldu Fatma Hanım? Bir hafta, 10 gün falan oldu. 10 gün oldu. Peki siz Özgür Bey ile nasıl tanıştınız? Yatakta. Ne yatakta ya, ne yatakta? Öyle bir şey yok. Bir dakika. Fatma Hanım şu an... Biz önceden tanıştık. Biz önce. Özgür Bey, Fatma Hanım hanımefendi mi? Evet, doğru. Biz önceden tanıştık. AVM'de ben çalışıyordum, orada gördüm. Geldi, konuştu. Ama bir şey diyeceğim. Ben hala şokteyim. Neden? Ben bilmiyordum o adam evli. Ben bilmiyordum o adam evli. Hiç Fatma bana nasıl bilmiyordun söylemedi. Ya? Ben sana evliyim dedim zaten. Bana iyilik yaptı. Bana iyilik yaptı. Ne iyilik yaptı konuştu. Size? O beni çok güldürdü. Ama ben o günden sonra anladım. O adam evli. Bahar abla tanıştım. Kavga oldu. Sonra telefonu açmadım. Fatma ben bu Hanım, bina, bize anlatır mısınız o günü? O günü anlatın bize lütfen. Biraz Türkçeyi zor anlıyor. Evet. Yok, gayet güzel anlıyor. Evet. Fatma Hanım, bize o gün... Çok iyi anlıyor. Yani Özgür Bey'in evinize geldiği... Bir dakika. Bir Fatma Hanım'dan duyayım. Özgür Bey'in evinize geldiği, sizin musluğunuzun bozulduğu günü bana anlatır mısınız? O gün ben mutfakta yemek yapıyordum. Sonra bir şey bozuldu. Tezgah altında su akıyordu. Sonra anında patladı. Ben seslendim. Su falan. Ben önceden bu ev yeni geldim. Tadilat vardı. Biraz şeyler vardı. Ama Özgür'e dedim. Ama yapmadı. Yapmadı o gün. Hızlıca geldi. Kapıya çaldı. Ben açtım. Dedi ne oldu? Dedim ki mutfaka tezgahın bir şeyler oldu. Tamam dedi. Ben onu hallederim. Ben tamam dedim. Onu sen yapabilirsin. Yap. Peki. Tamam, sonra. Yapabildi sonra, mi? Sonra geldi, denedi. Bilmiyordum. Biliyor. Denedi. Bir şeyler daha patladı. Su patladı. Kıyafetlerini su aktı yani. Kadının evini daha da bozmuşsunuz. Etlendi. Zaten ben sizi patlattım. Etlendi. Niye patlattın? Peki bir dakika, bir şey duyayım. Yardım bir dakika. Özgür bir dakika. Sonra Özgür bana dedi ki ben kıyafetlerinin hepsi ıslandı. Sen bana bir şey verir misin? Ben dedim ben sana ne vereyim? Ben de burada kıyafet yok ki. Tamam dedi, bir şey ben kıyafetim ıslandı. Ben baktım benim bornozumu yeni yıkadım. Bornozumu yani benim yanındaydı. Onu aldım. Sonra onu verdim. Tamam dedim. Bu sen bunu giy. Bu iş hallet. Sonra yani öyle olmazdı. Tamam ne kadar dedi. Islandı? Onu... Yani gömleğinin kolu mu ıslandı? Ne kadar ıslanmıştı? Evet. O kadar çok mı? Islandı. Gömleğinin kolu mu ıslandı? Evet. Çünkü tezgahın altında gitti, bir şeyler yaptı, hepsini ıslandı. Peki, siz bornozlasınız, yani o bornozla siz normalde Özgür Bey'in mekan olduğunu zannettiğinizi söylediniz ya, bunu nereden bildiniz? Onu o sırada mı konuştunuz? Yok, o bana dedi ki, ben önceden onu tanıştım, bana dedi ki, ben sana yardımcı olurum.
sen bu ülkede yeni geldiği her şeyi istiyorsan sen bana de, ben bak, sana yardımcı olurum. Kendi karısına yardımcı olmuyor, el alemin karısına yardımcı. Ben bu kadında da suç bulmuyorum. Ben de diyorsun ya, kıza yardımcı ben olurum. Bu kadına da söylememiş. 6 ay oldu, bak Zeyda Hanım 6 ay oldu tanıştık. O bana hiç demedi, o bana hiç demedi. O bana hiç demedi, dedi ben bekarım. Ben ablam yanında Bahar. Hayır bak ben bunu kabul etmiyorum. Bahar ablası mı dedi? Benim yanında. Bak. Hayır Zahir Hanım ben bilirsin, ablam demedim bak. Ya bak yanlış sen, anlıyorsun. Rezil ne dedin sen? Yanlış anlıyorsun. Pislik. Ben ev arıyordum. Rezil. Ben ev arıyordum. Sizin dedim evi özgür mü buldu? Arıyorum. Zahir Hanım ben dün dışarıya çıktım. Diye. Ve arkamdan bir beyefendi. Dedi ki Bahar Hanım dedi kusura bakmayın dedi ben dedi çok pişman oldum dedi. Niye? Ben dedi emlakçıyım dedi bu adam dedi Fatma denen o kadınla birlikte geldiler dedi ve dedi sizin eşiniz ona dedi ev tuttu dedi ev kiraladı ya, dedi. Ya tamam da yardımcı oldum sizin ya. Sizin eşiniz dediğin yardımcı oldum sadece. Özgür. Ha yani Özgür ona ev tuttu evet, diyor. Evet Özgür ona ev tutuyor. Fatma bir dakika Özgür Bey bir dakika. Nasıl beraber oldu? Geldik ama ben bilmiyordum o adam evdeki. Yani ben bugünden sonra bildim, onun telefonu açmadım. Ben bu bina değilim. Ben şu an arkadaşım yanında geldim. Ben başka bir ev arıyorum. Siz ben evi birlikte mi tuttunuz Özgür Bey ile? Önceden evet. Peki sizin kiranızı Özgür Bey mi verdi? Bana yardımcı oldu evet. Ah evet. Fatma sen İranlı mısın? Evet. Türk erkekleri iyidir, hoştur hayatım ama böyle kira mira hani bu para işlerine falan gözünü seveyim sen akıllı ol girme. Senin ve gerçekten hayatına da, birisi girecekse ondan bu kartlı nüfus örneği iste. Kredi kartından veriyor musun? Ya senin kredi kartından vermiyorum. Yalan konuşma. Benim kendi çalıştığım para var. Yalan konuşma ben de bak aşkım bak aşkım lütfen. Niye benim hesabımdan paralar eksiliyor hayır, diyorum. Ya ne kredi yalan kartı? Yalan konuşuyorsun. Öyle bir şey kaç yok. Para, kaç paraya tuttunuz Fatma evi? Bir de bu ev, evin kendi kirası. Evet. Ne kadar? 8 bin lira. Evet. 8 bin lira. İki tane depozito olsa 16. 24 bin lira eder. Yani iki depozito. Bir kira 24 bin lira gider yani. Evet. Bende de var. Bir de emlakçı parası var. Beraber. Evet beraber. Bana yardımcı oldu. Bütün parayı Özgür Bey mi verdi? Yok bütün ama yardımcı oldu. Yarısını ne kadarını verdi? Ben. Yarısını verdim Zahir Hanım. Özgür Bey ne kadar iyi niyetli bir adamsınız evet. Siz. Yazık kadınlara çok yardım ediyorsunuz. Çok. Ya ben çok. Her... Zahir Hanım sizde olsanız size de yardım ederim. Yok annem sen bana yardım yemek etmeyin. Yemek de ısmarlayın isterseniz. Allah hayır Zahir Hanım isterseniz yemek de ısmarlayın sıkıntı yeter. Yok. Yeter. Yok Özgür Bey siz Allah aşkına ben... bütün yapacaklarınızı karınıza evet. Yapın. Ya da ben yapsaydınız yani. Hayır yapmadım ben doğru söylesene. Niye yaptın niye yaptın? Sizin burada gül gibi karınız var. Psikolog hanım bunun bir ilacı var mıdır? Bu arsız ay, adamların bir ilacı varsa, varsa gerçekten alalım artık. Varsa bütün Türkiye'ye dağıtacağım. Evet. İlacı söylüyorum söyle. Zahide Hanım. Bir dakika. Psikoloğumuz şu anda bu tip erkekler için ilaç varsa ilacın ne olduğunu eyvah. Söylüyor. Aslı burası çok önemli şimdi bak sen burası gerçekten çok önemli. Hanımefendi deminden beri dinliyorum. Diyor ki beni 10 kez aldattı. Bildiği bu. Ne olur evet. Özür diliyorum sizden ama 10'uncuyu kabul edene kadar neredeydiniz? Herkese... Bütün herkesin bir şansa ihtiyacı vardır. Bir şans verilir. Bir evlilikte çocuk vardır vesaire. Ama birden sonra o şans ve o güven elde ediliyorsa devam edilir evliliğe. Eğer elde edilmiyorsa siz bu ilişkiye şu saatten sonra devam edin. 10 değil 100 kere daha aldatılacaksınız. Evet, artık bu ama saatten sonra. Ama bakın her şey kıskançlık yüzünden oluyor. Ya kadın boşu boşuna mı kıskanıyor? Yani. Sanki sizde hiçbir şey yok. Evet. Bu kadın kendi kendine uydu. Sadece tek benim şey hatam yardım etmek. O da eğer kötü bir şeyse. Ama siz de Fatma Hanım gibilere yardım ediyorsunuz. Şöyle kız kadının fotoğrafını hayır. Gördüm maşallah yani. Erkeklere de yardım ya etsin. Ya çok yardım kimsin? Etmek istiyorsan yardım kuruluşları var. Onlara yardım etsene. Gitmedin mi? Yapmadın mı? Yalan onlara? Söyleme. Çocuk esirgeme yalan kurumuna söyleme. Gitmedik mi? Yalan buralara söyleme. Buralara kadar gösteri yaptık. Ya yalan her şeyi söyleme. Yaptık. Neyi yalan söylüyorum yalan ya? Yalan söyleme. Peki Fatma Hanım sizi buraya davet ediyorum. Burada anlatın, yüzleşin. Çünkü anladığım kadarıyla aslında siz Bahar Hanım'ı onun ablası olarak biliyordunuz. Ve belki siz iyi niyetle yaklaştığını zannettiniz ama belki sizin de öğrenmeniz gereken bir şeyler olabilir. Onlara da konuşuruz. Yarın sizi buraya bekliyorum. Bahar teşekkür ediyorum geldiğin için.